Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Şimdi Yüce Bizans ve Barbar Türkler la beraberiz. Bakalım Bizans'ın Bağlı ağzına sıçacak mı? Ateşe verdim. Kışkırtıyorum işte. Okey, start diyelim. Vay amına, doğru. En son bende darbe oluyordu amına. Kim geçiyor abi, yeğenim mi? Bitmiyor ki ülkenin şeyi piçi. Yok ya, kat kat daha ya. Evet. Şimdi sesim umarım geliyordu. Sen de biraz sesli konuş, tamam mı? Ha, başlattın tamam, mı? Başlattın mı? Tamam. Padişah mı? Ne? Şu an sesli konuşmuyor muyum? Evet, şu an seslisin. Oh, Konstantinopol. Şimdi... Vay amına, yanlış yapmışım. Neyse. Abi sen Fatimilerle müttefik olmuştun değil mi? Evet. Şu an sana saldırsam Fatimiler gelmiyor. Vay itol Hitler. yani Bizans'tan içeri bir Bizans daha var. Nasıl bir dünya? Ey halkım görün. Nasıl ülke ama gelişmiyor bir türlü ya. Deme, tam bir Bizans. Tam piçsin. Ağzına geliyor da söyleyemiyor musun? İşte ben simülasyon diye buna derim. Gerçekten tebrik ederim. Ama ben seni tebrik edemeyeceğim çünkü koskoca Selçuklu'yu eski ataları gibisin. Yani Selçuklu gibi değilsin. Sadece Selçuklu... Abi şey eski etmiyor. Atalar barbar mı Selçuklu? Şimdi o tartışmaya girersek sıçtık. Şimdi barbar kime denir? O konuya girmemiz lazım. Barbar kime denir abi? Roma'nın bu kuzeyinde şey var. Ren Nehri var. Tuna Nehri var. Onun birleşimini kuzeyindeki halklara denir. Barbar. Yani bunu diyorsan sen de mevzuyu biliyorsun. Biz oradan gelmiyoruz yalnız. Ya tamam, sen işte şimdi şu da var. Biz yine o taraflarda bulunduk. Biz Orta Asya'dan geldik ya. Baktık ortam çok güzel. Biz de gidelim. Yani şey olarak değil tabii, biz Orta Asya'dan geldik. Onu sen kastetmemi sen biliyorsun. Ama orada da bulunduk. Ve bizim dediğimiz barbar o mu? Ama şu var. Kadın hakları konusunda falan çok çok ileriydi. Yani bayağı bir ilerideydi. Zaten öyle. Yani hatta İslamiyet'le beraber, yanlış İslamiyet'in kabulü mü diyeyim? Yani doğru İslamiyet'te böyle herhalde bir şey yoktur.
kadın bir geri çekildi yani. Kadınlar biraz İslamiyet'le beraber geri planda kaldılar abi. Bizim toplumunda böyle değil ya hocam. Böyle bir şey yok. Hatta kadınlar savaşıyordu da yani Türklerle. Kolay kolay abi, mesela şeyde savaşmıyorlar. Abi İskitler'de Amazonlar diye kadın savaşçılar vardı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu İskitler'de miydi o? Amazon'dan. Çünkü Herodot muydu? Herodot'a göre şeydi. Bu Kuzey Karadeniz'deydi. Kuzey diyorum pardon. Karadeniz'de bir halk olarak anlatılıyor. Hayali anlatılıyor. Doğru bu arada. Kuzey Karadeniz'de. Kuzey Karadeniz'de de toprağı var. Evet. Karpat Dağları'na kadar gidiyorlar abi bu arada İskitler. Hatta İskitler ayrı. Kırım mırım zaten şey. Ben onu demiyorum. Amazonlardan bahsediyorum. Ha o doğru. Buna bir şey diyemem. Hani hayali anlatıyorlar ya o sebepten dedim. Of. Dünyanın hangi yerinde var abi kadın savaşçı? Yani genelde bizim tarzda taraflar, yani işte ne bileyim Kızılderililer olsun, en başta Türkler olsun, Moğollar olsun, ne bileyim hani Afrika'da mesela bak Afrika'da da var kadın savaşçılar var Afrika'da da. O da mesela çok ilginç. Yani milattan önce bilmem kaç yılında biz şey yapmışız, kadın savaşçı birliğimiz var. Evet. Adamlar abi 1400'lerde 1300'lerde kadınları savaşıyorlar diye şeytan ilan edip yakıyorlar. Batılılar çok fena. Yandı arka bak. Ne? Yandı arka bak diyorum. Duymuyorum ki seni tam. Yandı ark mı diyorsun? Yandı ark. Jeanne d'Arc. Ha. Yani Jeanne diye okunmuyor işte. Jeanne diye okunmuyor. Jeanne d'Arc. Onun bir daha bakmam lazım okunuşun. Çünkü Jeanne d'Arc diyenler var. Bir de başka bir şey diyenler var. Ama Jeanne d'Arc'ı ilk kez senden duydum herhalde. Jeanne d'Arc olduğuna emin misin ama? Jeanne d'Arc diye mi okuyorsun sen? Bir şey var. Bir Jeanne d'Arc var. Bir şey daha diye okunuyordu. Ama şeyi hatırlamıyorum. Jeanne d'Arc... Jeanne d'Arc. İşte Jeanne d'Arc'ı ben senden duydum herhalde. Yani ben hatırlamıyorum öyle birilerini. Abbasilere savaş açtı. Neyse okunuşuna bakarsın abi sen şeyle. Videodan sonra bakarsın. Aynen bir bakayım. Hatırlattı bana. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc diye ben bir şey yapıyordum. Hatırlıyorum. Başka bir şey daha diye okuyorlardı. Onu da hatırlıyorum da. Neyse abi sonuç olarak kadınları cadı diye yakıyorlar, savaşıyorlar. Ya arkadaş. Biz kaç yüz sene önce. Ya 15. yüzyılda. Şey tartışıyorlar. Kadının ruhu var mı yok mu Katolikler? Bunu tartışıyor. Ve kadının ve Müslümanların ruhu var mı yok mu? Bunu tartışıyorlar. Ya bize göre tabii çok hani bu konularda çok geriler tabii. Aşırı geriler abi. Çok geriler abi. Ya böyle konulara göre çok hani geriler. Hani bunu diyor Arap Yarımadası'nda yok. Kadınları gömüyorlar. Ya kız çocuklar. Avrupa'da da yakıyorlar. Bir ortasını bulamamışlar. Şu anda da başımıza hani feminist başka bir şey, aşırı feminist başka bir şey. Şu an dünyayı aşırı feministler kapladı genel olarak. Mahvettiler dünyayı anlamda. Ben feminist demeyi tercih ediyorum. Neymiş? Ne diyorsun? Feminazi. Feminazi doğru bak. Yani erkekleri diri diri gömecekler amına. Ulan eşitlik diye başladılar. Ağzımıza sıçıyorlar şu an. Böyle şey mi olur? Bir de Türkiye'de bir garip bir versiyonu daha var. İşte o aşırı feministlerin. Mesela yemeği sen ısmarlayacaksın. Ama eve para girecek mesela. Koca parayı ikiye bölecek. Yani ulan hani herkes eşitti?
Ya böyle Çok garip abi. maalesef yani orijinalde zaten herkes özünde eşit. Yani burada bir problem yok. Ben nasıl eksiye düştüm onunla? Ben küfredim, nasıl eksiye düştüm lan? Ben rivalimi aşağıladım ve eksi 5'e düştüm. Ya bunu da ben başarabilirdim herhalde. Valla benim çok borcum var abi bu arada. Çok güzel. Ne yapsam iflas etsem mi diye düşünüyorum şu an. Oo, harikulade. Aa, Karmatians. O Karmatians, bu Karmatians değil abi. Değil mi? O benim sana anlattığım hikaye. Aa, sakın anlatma burada da. Sakın sakın. Yok yok, o Karmatians, bu Karmatians değil. Ama sanki olay 900'lerde, 1000'lerde yaşanıyordu o dediğim olay. Bu şey Karmatians şehri değil mi şu an? Ben göremiyorum da. Abbasi'nin aşağısında kalıyor. Tabi bu Abbasi yoktu burada. Bu topraklar Evet yani. evet. Evet, lan orası o zaman. Şii mi? Devlet Şii mi? Şii. Ulan dediğim devlet o işte benim. İsmail mi neydi? Bir başına bir adam vardı. Çok enteresan şeyler yaşanmış. Çok üzücü. Çok kötü. Çok korkunç. Tamam, onları da döneceğim abi senin hatırın için. Yani köpekler Kabe'ye saldırmışlar. Aşırı garip olan, onlar da Müslüman diyorlar kendilerine. Sonra Kabe'ye saldırıyorlar yani. Garip bir Müslüman. Yani nasıl bir şey anlatayım? Saygı duyar mısın? Kesinlikle hayır. Tartışılır. Ya git. Öyle şey mi olur yani? Adamlar resmen Çağdaşı yani dini kullanıyorlar. Çevresindekileri tutuyorlar. Sonra birini de Mehdi ilan ettiler sonra. Bir şeyler yaşandı bir sürü. O nasıl oldu ya? Ben küfrettim. Nasıl ben eksi 5'e düştüm? Niye artı almadım ya? abi küfrettiğin zaman prestijin azalıyor ya. Nasıl? Eskiden Yani artıyordu ulan. saçma Ha test pardon, şey prestijim artıyor. artırıyor. Power projection arttı, tamam. Aynen. Monaco'nun daha değerli bu arada. PowerPoint dedin değil Ya mi? Power Projection'ın listinde olması bence ekonomiden daha değerli. Şey zaten hepsine artı bir veriyor ya. Buna ona şey diplomasiye ıvır zıvıra. Bir de artı 25'ten sonra da şey veriyor. Lider veriyor. Askeri komutan fazladan kullanabiliyorsun. Power Projection kesinlikle ekonomiden daha değerli. Ekonomiden kastın ne lan? Ekonomi tabii bence daha değerli ekonomi de. Income'ından. Yani artı eksi tablondan. Tam olarak neyi kastediyorsun? Ya bir süre ekonominin eksiye gitsin. Önemli değil. Yeter ki power projection'ın daha fazla olsun. Ondan bahsediyorum. Yani. Doğru, bak şunu yapacaktım. Ha iyi, zaten bu bundaymış, okey. Allah'ım, diplomatik power bir kendine gelemedi ya. Ha, çünkü aşırı fazla. Bayağı görüyorsun teknolojide. Evet. Hep de diplomatik olarak böyle cahil adamlar geliyor abi senin ülkene. Bunu nasıl yorumluyorsun? Etem yüzünden. Bu cehaleti nasıl açıklayacaksın abi halkına? Götetem yüzünden diyeceğim. Onlar da hak verecek sana, değil mi? Ben şöyle.
Kaç yaşında? 54'te. Çok yaşlı adam ya. Şimdi benim birilerini kovmam lazım. Ama kimleri? Kureyşi olmaz. Macaristan olmaz. Papa Hazretleri. Papa Hazretleri de güçlü artık ama. Eskiden de güçsüzlükler. Sicilya, Almor mu lazım? Kafkas. Artık şunu büyütebilsek. Dukşa, Sicilya. Sicilya'da lazım. Allah için yutul artık ya. Kaç ebesin ama. Savaş yaşamıyor muyum ben buna? Şey ya, Çerkezler. Bir türlü şey yapamıyorum. Dedim ya sana, sana da şansına böyle dandik bir devlet istismar yapıyor diye. O kadar uzun süre diplomatik sorunu şey yapacaklar ki, işgal edecekler ki. 50 sene amına. E 3 sene de anekteme sürse işte 53 sene slotunu işgal edecek adam. Ki adam 30 level ne değil abi, şuna bak, 4 development, 6 development, Neyse 5 olsun. level, 15 Adam dev adam lan. ortodokstur. Bizim devletimiz onu yutsun. 15 dev. Kendini böyle mi teselli ettin abi? Ne diyeyim? Adam ortodoks ya. Yani. Neyse abi, biz de herhalde. Hadi şimdi. Aynen yani, ne diyeyim başkan? Sen bana teselli yöntemleri yaz. Lan oğlum, çık şu tahta artık. Ülkenin amına koyuldu. Oturtmuşlar başında. Neyse, Çekip gidip şey de bazen güçlü çekip ama. geziyor. Yani karı %5 disiplin veriyor, %10 da goods production veriyor. Ülkeyi canlandırdı. Şey değil mi abi, bu karı Heh. kalsın bence başta. Ama şey yapamıyorum. İstediğim şeyleri yapamıyorum. Başıma dert. Mi? Şimdi bacağınız için gel buraya. Az bir uzaklaştırayım, konuşacağım da yakınlaştırırım. Bayzantin. Sivas'ı almak istiyor musun abi? Kaç altını? 200. 200 altın diyorsun. Yani verirsen alayım. Anlayamadım. Sivas'ı At, ben almıyor at. muyum? 200 altını at abi. Anında sende. Sen Sonra. bana ver, ben sana atayım direkt 200 altını. Ya Bizans olunca güvenemiyorum. Ya senin için savaş Sen açma sebebi ne olur? olsan güvenir miydin abi? Bizans'a. Şimdi Bizans'ın kesinlikle problemleri var. Lakin sana savaş açma gibi bir düşüncede değilim. Yani onu yaparsam seni üstüme çekeceğim. Böyle bir şeyi alamam. Göze alamam. Vallahi
O yüzden... Şu an Osmanlı Devleti'nin yakın çağrı gibi bir durumdasın abi. Hani toprak kalan durumdan toprak veren ya da topraklarını elinde tutmaya çalışan bir devlet durumundasın. İşte öyle veya böyle sonuç olarak ben ne yapmaya çalışıyorum? Hayatta kalmaya çalışıyorum. O yüzden seni başıma bela etmek istemem. Çok da hiçbir altında getirmiyor. Bu ne amına koyayım? 04 ne lan? 004 ne? Yani bana bir getirisi yok. İşte sana benim sende olsun. Tamam, gönder, göndereceğim 206'ını. Savaşta insan ötesi. Okey. Ama yine de 56'ını almaktan taraftar. Şu borcunu birini ödeyeyim abi. İşte tamam, toprağı ver, altını al. Çok borcum var biliyor musun? Şimdi sen direkt Selçuklu olsan ben sana güvenirim. Ama çok enteresan bir Moğolistan'la Selçuklu arası bir şeysin sen. O yüzden çok güvenemiyorum. İmperyal. Stability cost mu? Segment olsun. Yani şu çocuk başa geçmezse ülkenin amına koyuldu ya. İmleli yine de başa geçmiyor. Yok. Kadın gerçek. Bence bütün şey ayrımı örtüyor abi. Bu monarkoid kaybını örtüyor bence. Yok, sadece o da değil. Bir de %10 da goods production modifier veriyor. Bütün her yerde %10 fazladan üretim oluyor. Şey, şunları güçlendiriyor. Wool falan. Trade'i de deli gibi güçlendiriyor. Zaten konuştuk onu da. Trade'i falan deli gibi güçlendiriyor. Ah ulan var ya, o kadar güzel ki, o kadar güzel ki Pevci. Şu 17 lan. İstanbul kaçmış? 13'e kadar çıkmışım lan. Yine iyi düzeltmeye başlamışım ülkeyi. Yani Ben muhteşem. 26 dukat kazanıyorum abi. Oha, oha. Ben kaç biliyor musun? 18 şu an. Trendden kaç alıyorsun? 18. 18 mi? Evet. 27 dukat oldu bu arada. İşte. Gazneden iki tane yer kuşattım, 27 kat oldu. Daha ne olsun. Aslında şurası da bak çok güzel. Padişahımın taşaklarını yerim. Ama yok. O yüzden Bizans'a kaldık.
düzelteceğim de şu şeyi vassalı normal vassala çevirmem lazım. Hmm. Orada şey var ya, orada orta çağ vassalı var bir tane. Ha, 25 sene beklemem lazım. Yok, süresi doldu zaten. Zaten doldu mu? Okay. Normal vassala çevirip ticaret gücünü aldığım zaman abi, büyük ihtimalle 35 katı bulur ya. Öf. Ticaret yerinde. Ama şu an elçide olmak biraz canımı sıkıyor. Yana. Hazırlar. Ateşlese bir 5 ay falan kaldı abi. 5 ay sonra görüşürüz seninle. Sen hazırlan abi şimdiden savaşa. Gider şimdi sen imparator öldürürsün ama. Senin çocuk da daha tahta çıkacak da. İşte tahta çıksa şu an birçok şeyi halletmiş olacağım da. Bir şeyler yapıyoruz aslen ya. Neyse, Avrupa'dakilere Fransa yeter. Çok da sağlam bir defne var diye bakıyorum.
en sağlam müttefiğin Fas abi bence. Onu da hoş tutmak lazım. O da bana tat geçti bu arada. Yani istesem ona müttefik olurum. Vay anne. Hatta bir kontrol ediyorsam da müttefik olurum. İyi, helal olsun ona. Şerefli adam işte. Ya işte her bütün tuşlara basıyorum. Öncesine bitmesi lazım. Ha? Bu ayın sonunda ateşkesimiz bitiyor. Diyorsun. Ben hala gazmaya uğraşıyorum. Ne mutlu sana. Gazmaya işi çok sürdü. Ne mutlu bana. Çünkü... Bir tek sen varsın. Orada da yalnız. Çünkü sen çok vahşice davranmışsın. Komşularına habire habire saldırmışsın. Ayıp etmişsin. Pardon. Çok ayıp etmişsin. Neyse o masayı çevirip dört kişi oturtma da ben sadece edebimle. Yoksa tarih tekerinden mi ben altını masa mı kurdum? Pozitif değil mi? Senin siyasi şakalarını sikim. Normal bir şaka abi. Ülke gerçekten mizah kaldıramıyor artık. Ne kadar üzücü. Acun Bey yayında mıyız? Amına koyayım. Sürekli sağa sola bakıyor.
Ne diyeceğini o da şaşırdı. Hayır, ben bir şey demedim. Ben Bizans'a koyacağım dedim. Şimdi sana saldırmak için bir baktım da abi diplomasını, senin orada benim olduğunu hiç katın. Yani senin ve müddetiklerinin olduğunu. O zaman sen bana Sivas'ı 200'e sat, ondan sonra doğuya devam et. Bak 100'e demedim. 200. Ya. Belli olmaz. Arkamda daha iyi bir Türkmen aşiretleri var. Üstüne bir Fransa var abi. Görmez mi sana? Lan Allah kahretmesin. Ulan bu ne korkudur lan? Ta Laranda'ya kadar kaçtı lan bunu. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya. Hallelujah ya. Sıçtığın bir sene sonra mı? 1,5 sene sonra tahta çıkıyor sonunda. Ne isyanmış amına koyayım. Dünya borç içinde ama.
Narende sevdiğim yanıma düştü. Durduralım bir. Vay amına. Kutsal Roma gelmedi. Evet. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın. Görüşmek üzere efendim.